Koy. Bu konuda ne diyebilirim? Baklavasız olur mu? Türkiye'de baklava dediğin zaman baklava Türkiye'mizin nüfus kağıdı. Bildiğimiz şu. Kimlik nedir? Yüksel Aktaş yazıyor. Avrupa'da bu mikrofonu bir insana sunduğun zaman baklava Türk iş baklavadır. Gel bıçak koysana. Canan Karatay ablamız da tamam, her okumuş kültürü, onları Allah başımızdan eksik etmesin. Ama bence çok yanlış konuşuyor. Buna bir an önce devletimizin el atması gerekiyor. Doğal, doğal. Köylümüz 6 milyon. Köylümüz bu işten sebepleniyor. Buğdaycısı, nişastacısı, fıstıkçısı, cevizcisi. Ya elimizden gitmesin bunlar. Bunlara sahip çıkalım. Sahip çıkmak için de gerekeni yapmak için elimden geleni yapacağım yani bununla ilgili. Yüksel abi, yukarı doğru bak. Bak yukarı. Böyle konuştuktan sonra inan ki herkes çekiyor. Ya %30 baklavacının işi düştü ya. Şekercinin işi düştü. Yani sade bizimle ilgili değil. Bizim ürüne yakın ürünlerin herkesin işi düştü. Canan Karatay'ın yapmak olacak işi en önce hijyeni belgesi, ISO'su, HASEB'i, helal belgesi olan yerlere sahip çıkalım. Merdiven altlarını durduralım. Merdiven altları küçük esnafsa 3-5 tanesi birleşsin, bir araya gelsin, güzel bir tesis kursun, kaliteli yapsın. Biz onlarla savaşalım. Bakır kazanlarda şerbet kaynatıyoruz. Görüyorsunuz. Bakır kazan bunlar. Tarihi. Evet. Çinliler de tarihimiz. Tamam ileride. Birinci bölümün sonunda. Canan Karatay'a söyleyeceklerim. İstanbul'da Sultanahmet'te bir baklava festivalimiz olacak. Türkiye'nin bütün baklavalarını yaklaşık 5000 tepsi civarında, bu da bir 5-6 ton civarında baklava bütün vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu festivalde olup onun güzelce, ben ondan rica ediyorum, azı karar, çoğu zarar, ortası yarar. Gelsin iki dilim baklava yesin, bu insanlara geri dönsün. Günahtır bu kadar insana. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynanmasın. Bunlar şeker kazanlarımız. Kaynaklıyorlar. Tabii tabii, bakır eski evet. Taştan. Türkçesi, İngilizcesi de var. Çok güzel bir değerlendirme olmuş. Değerlendirme. Görüyorsunuz. Antep fıstığımızın özü. Baklavamızın yapılışının detayları. Evet. Şöyle bak. Böyle açılıyor tarihimizde baklavalar. Tarih belgelerde bulmuşsunuz. Tabii tabii. Bak bu Osmanlı yazısıyla beraber Türkçesi de var. Tamam mı? Tabii tabii. Türkçesi de var.